Evet, şimdi enteresan bir konuya geçeceğiz. Öncelikle lütfen hem aktardıklarımızı dinleyin hem de arkadaki bu fotoğraflara bakın ve siz de bu konuyla ilgili ne düşündüğünüzü ailenizle ya da kendi içinizle tartışın. Sizden ricam bu. Çünkü bu konuda çok çok farklı görüşler, çok farklı yaklaşımlar var. İklim kriziyle başlayacağız. Şimdi bunun nedeni çünkü iklim krizi ve iklim krizinin etkilerini arttırması. Alınan önlemler yeterli mi? Hayır, değil. Alınan önlemlerin yetersizliği zaten her gün gün yüzüne çıkıyor. İklim aktivistleri ise bu konudan dertli. Haklılar mı? Haklılar. Ama tabii konuya dikkat çekmek için yöntemleri doğru mu? Onu tartışacağız hep birlikte. Lütfen siz de ekranlarınızın başında kendi kararınızı verin. Doğru mu değil mi bir düşünün. Şimdi sıra dışı yöntemler deniyor iklim aktivistleri. Ancak aktivistlerin son dönemlerdeki tercihleri sanat eserlerine de yönelik eylemlerle farkındalık yaratmak. Bir kısmını derledik. Size de hatırlatalım. Üzerine birazcık konuşacağız. Şimdi Paris'te aktivistler Louvre Müzesi'nde cam çerçeve içinde sergilenen Leonardo da Vinci'ye ait La Joconde, yani Mona Lisa tablosuna pasta fırlattılar. Efendim görüyorsunuz. Mona Lisa tablosunu bilirsiniz. Eskiden aslında açıktı. Sonra 1911'de çalındı La Joconde, yani Mona Lisa. Sonra tekrar Louvre Müzesi'ne bulundu ve bulunduğu yere konuldu. Etrafında hem çok ciddi bir kalabalık var hem de etrafında bir koruma bandı var. O bandın arkasından görebiliyorsunuz. Artı bir de cam mekanın arkasında. Neyse ki, çünkü dünyanın gelmiş geçmiş en önemli tablolarından biri. Bir de tarihine bakacak olursanız yüzyıllar öncesinde yapılmış bir tablo, zaten hafif hafif çatlamaya başlamış ve ciddi bir koruma kalkanında. Sadece başına bir şey gelmesin diye değil, aynı zamanda neme ve iklim etkilerine karşı da konuluyor. Gelin görün ki bu tabloya pasta fırlattılar. Sonra Londra'ya gidiyoruz. Londra'da bulunan Courtauld Galeri'deki Vincent van Gogh sergisinden gelen iki aktivist ellerinde yapıştırıcılarıyla Van Gogh'un gelmiş geçmiş en önemli tablolarından biri olan 1889 tarihli Çiçek Açmış Şeftali Ağaçları tablosunun çerçevesine yapıştırıyorlar. Yine Londra'dayız. Tarih bu kez 6 Temmuz. Yine Kraliyet Akademisi'nde gelen 5 iklim aktivisti Leonardo da Vinci'nin öğrencisi Gianpietrino tarafından 1520'lerde yapıldığına inanılan Son Akşam Yemeği eserinin kopyası olan tablonun çerçevesine ellerini yapıştırıveriyorlar. Neredeyiz? Bakın buradayız. Just Stop Oil yazıyor bu arada. Oil'ı durdurun diyor yani iklim aktivistleri. Burada da Just Stop Oil yazıyor. No New Oil, yeni oil üretmeyin diyor. Şimdi devam edeceğiz. Bu sefer Avustralya'nın Melbourne şehrinde Yok Oluş İsyan adlı aktivist grup üyesi iki kişi Victoria Ulusal Galeri'de sergilenen Pablo Picasso'ya ait Kore'de Katliam adlı eserlerine ellerini yapıştırıyorlar. Bu da enteresan, öyle değil mi? El yapıştırma. Evet, görüyorsunuz iki kişi Picasso'nun eserine zarar verdi. Sonra 14 Ekim'e geçiyoruz. Bu sefer Londra'dayız. Petrolü Durdurun adlı çevreci grup yine iki üye National Gallery'de sergilenen Vincent van Gogh'a ait, Vincent van Gogh deyince akla ilk gelen eser Ay Çiçekleri tablosuna domates çorbası fırlatıyorlar. Domates çorbası, bak. Enteresan bir seçim. Sonra Almanya'ya geçiyoruz. Almanya'da Son Kuşak adlı çevreci grup üyesi iki aktivist Potsdam kentindeki Barberini Müzesi'ndeki Fransız ressam Monet'in Tahıl Yığını adlı eserine bu sefer patates püresi fırlatıyorlar. Bakınız, o da burada. Monet'in eseri. Bunlar hem kültür mirası hem dünya mirası. Dünyanın en önemli eserlerinden bazıları. Hatta 2. Dünya Savaşı'nda Louvre'da bu eserlerden bazıları da zarar görmesin diye
toplanıp katlanıp böyle depolara yerleştirilmişlerdi. Ama şimdi aktivistler diyorlar ki kıtlık çekmeye başladığımızda bu eserlerin hiçbir anlamı olmayacak. Bu eserleri görmeyeceksiniz bile. Dünya ölecek. Biz yukarıda bu haberden bahsedelim derken dedik ki sevgili editör arkadaşlarımla beraber, bakın bu eserler biliniyor ama sık sık haberlerini yapsak da bu eserlerin ve çevre aktivistlerinin bu kadar gündemde olmamışlardı. Amaçlarına ulaşıyorlar mı? Evet, ulaşıyorlar. Ama amaçları sizce doğru mu? Bilmiyorum. Yani evet, haber oluyorlar. Zaten amaçları da bu. Ama bu sanat eserlerine bir zarar vermek, geri dönülmez zararlar vermek, bilmiyorum. Onlar da diyorlar ki açlık çekmeye başladığımızda sanat eserlerinin bir anlamı olmayacak. Ne düşünüyorsunuz? Lütfen siz de bizimle bu konuyu tartışınız, ailenizde tartışınız. Vandallık mı, aktivizm mi? Habertürk TV Kültür Sanat Direktörü Aysun'la konuşalım biraz bunu. Aysun, hoş geldin Aysun yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum Aysun. Sen de iyi ki geldin, yayınımıza katıldın. Skype aracılığıyla da olsa seninle birlikte olmak çok keyifli. Aysun, hemen sormak istiyorum. Bu eylemler iklim krizi ile mücadeleyi daha efektif kılar mı? Yoksa bir kesimin vurguladığı gibi bu bir vandallık mı? Kesinlikle çok etkili. Çünkü sanat toplumu harekete geçirmek için, konuların altını çizmek için en önemli araçlardan biri. Yüzyıllardır da zaten kullanılıyor. Ben pek çok profesör gibi, bu konunun uzmanı gibi vandallık olarak görmüyorum. Eylem diye nitelendirmek istiyorum. Çünkü dikkat ederseniz, sen de biraz önce anlattın oydum. Genelde korunan eserlere eylem düzenliyorlar. Hı hı. Yani ya önünde bir cam var, bir koruma kalkanı var ve genelde de en fazla çerçeveleri zarar görüyor ki çerçevenin zarar görmesi tamir edilebilir bir şey. Hı hı. Ama ta ki zarar verene kadar, yani benim bu söylediklerimin hepsi zarar verdikleri noktada eylem değil vandallığa girer. Ama neticede bu insanlar korunmayan eserlere de eylem düzenleyebilirlerdi. Ama hem sanata zarar vermemek gibi bir amaçları olduğunu düşünüyorum. Ama bir taraftan da sanatın bu çok etkili olan gücünü kullanmaya çalışıyorlar. Senin de söylediğin gibi başka türlü toplumun ilgisini, hatta bizim ilgimizi, yani gazetecilerin ilgisini ne kadar çekerlerdi. Evet, biz bunları haber yapıyoruz, bizim ilgimizi çekiyor ama toplumun ilgisini çekmiyor. Yani bu kadar reyting almaz, bu kadar tıklanmazdı. Ama şimdi tüm dünyada ve tüm haber kanallarında ve belki de en çok konuşulan yerlerden biri Habertürk TV, biz bunu gündemimize alıyoruz ve konuşuyoruz. Bence kesinlikle çok etkili. Hatta istiyorsan şuradan bir örnek vereyim. 2015'te Tate Müzesi'nde, yine o sırada Meksika Körfezi'nde bir petrol sızıntısı olmuştu ve bunun üzerine eylemler gerçekleştiriliyordu ve Tate'de bir eylem gerçekleştirildi ama bu sefer böyle bir eylem değil, yani sanat eserlerine bir saldırı niteliğinde değildi. Daha çok kendileri, insanlar yerlere yatarak no, yani petrole karşı hayır demek istemişlerdi. Ve daha sonra bu 2015'ten sonra bunların sayısı arttı ve müzeler petrol şirketiyle olan işbirliklerini zaman içinde bitirdiler. Ve artık onlardan yardım almıyorlar, sponsorluk almıyorlar ve bunlar büyük müzeler. Yani Royal Shakespeare Company gibi, Tate gibi, National Portrait Gallery gibi. Yani bu üç büyük müzenin petrol şirketiyle olan sponsorluk anlaşmasını bitirdiğini gördük biz. Dolayısıyla yine iklim aktivistleri bu konu başka türlü gündemimize girmeyecek. Üstelik bu yıl, yani Temmuz ayında biz Dünya Limit Aşımı gününü Temmuz ayında yaşadık. Yani 5 ay önce. Dolayısıyla hatta Türkiye'de daha da erken, 5 aydan da önce kapattık limit aşımı gününü. Yani artık başka bir dünya yok ve 2050'de gerçekten biz neyle karşılaşacağız bunu bilmiyoruz. Sanatın her zaman gündemindeydi bir taraftan da bu. Yani sanatın gündeminde olmayan konular değil.
Bir taraftan da şöyle düşünüyorum aslında oyunum. Yani bu iklim aktivistlerimizi ileri seçerek hem daha çok dikkat çekmeye çalıştılar ve bunu başardılar. Daha önce verdiğim örnek gibi yani eylemler sonuç verdi ve petrol şirketleriyle müzeler anlaşmalarını bitirdiler. Neticede yani kapitalizmin böyle bir durumu var. Yani bu müzelerin korunması, bu eserlerin korunması da çok büyük paralar gerektirdiği için zaman zaman böyle anlaşmalar yapıyor müzeler. Ama bunun daha güvenilir, daha temiz olması için o sırada aktivistlerin yaptığı eylemler işe yaradı. Evet. Sanatın gündeminde dedim çünkü en çok dikkat çeken bu konuya belki de sanat kurumları. Yani Paris Anlaşması'nın imzalanıyor olması, hükümetlerin görevlerini yerine getireceği anlamına gelmedi, gelmiyor. O yüzden de daha hızlanalım istiyor sanat dünyası da. Ve bunun için de biennallerin konusu genelde artık çevre. Evet, çevre gerçekten çevre önemli. Çok teşekkürler sevgili Aysun bizimle birlikte olduğun için ve bu konuyu muhtemelen bu tür aktivizm devam edecek çünkü işe yarıyor. Sadece evet. Hani Türkiye'de değil dünyada konu olmuş durumda. Tek arzum tabii ki zarar vermesin bu insanın bakmaya bile kıyamadığı eserlere aktivizm evet, tabii evet. ki önemli ama vandalizm noktasına gelmemesi gerekiyor. Evet. Tekrar çok teşekkür ediyoruz Aynen. bizimle birlikte olduğun Rica için. Ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Çok teşekkürler Aysun'cum. Çok teşekkür ediyoruz.